bipolar bozukluğu varmış. 51 yaşındaki Tuncay Beyaz 17 gündür kayıp. Eşi stüdyomuza gelmiş. Hoş geldiniz Emin Hanımcığım. Sağ ol. Ee, ha, siz annesisiniz. Pardon annesisiniz. Pardon. 51 yaşındaki oğlunuz kayıp. Kasımpaşa'da annesiyle beraber yaşadığı evden çıkmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Evet. Ee, dediğim gibi bipo bipolar son günlerde durumu kötüleşmiş. Evet. Hatta geçtiğimiz Kasım ayında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2 hafta yatarak evet. tedavi görmüş. Evet. Hastaneden çıktıktan birkaç gün sonra da kaybolmuş. Üzerinde kırmızı kazak, siyah pantolon ve siyah mont var. Ama sizin oğlunuz 51 yaşında diyorsunuz. Evet. O zaman bu bayağı eski bir fotoğrafı. Eski fotoğrafı. He, yok mu hiç yeni fotoğrafında? Şu anda sat sakal yani 17 gündür bu halde değil. Yani karışmıştır. Yani bu biraz 30'lu yaşlarındaki fotoğrafı bu Evet, herhalde. evet. He, bunun üzerine 20 gün koyacağız. Bipoları ee, bipoları varsa bu kadar gündür sokakta yaşayamaz Kebriye Hanım. Ya sosyal hizmetlerdedir ya e, hastanededir bu adam. Bakın Bakırköy şeysi var elimde Arif Hocam'a bir... Yani bir kere Arif Hocam'a gitti ama seneler önce. Anlıyorum. Seneler önce e, sonradan işte iki senedir bendeydi... E, ben bunu kuvvet gücüyle Bakırköy'üne yatırdım. Ee, oradan dedim bakın dedim imzam var benim hastam iyi değil. Ee, anne sen şeytanlara dalıyorsun. Neyse hiç onları anlatmanıza gerek yok. Biz evet. anladık. Önemli olan bulunması. Biz ekranda fotoğrafını verelim. Yeni bir fotoğraf bulmaya çalışalım. Bir de sokakta kalamaz bu durumdaki birisi. Mutlaka yine polis bulmuştur. İnşallah durumundan da anladıysa... E Kuvvetle muhtemel hastanededir değil mi hocam? Bir de yani e, kış münasebette belediyenin barınma istasyonları da olabilir. Ama durumu oldukça kötüleşti dediğine göre belki de tabii hastaneye yatmışlardır. Bizim arkadaşlar bir baksınlar hastanedir. ama bu fotoğraftan tanıyamayız. Bu fotoğraf 30'lu yaşlarındaki fotoğrafı beyefendi şu an 51 evet. yaşında.